Hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Yepyeni bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında hem sizlerle hem de muhterem hocamız Doktor Abdülcabbar Boran'la birlikteyiz inşallah. Muhterem hocam, hürmetle, hasretle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Nasılsınız muhterem hocam? Biz de sizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Yine sizinle beraber bir programda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz inşallah. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Uygun görürseniz bugünkü konumuz irşat olmak ve mutluluğun oluşması. İnşallah. Bütün kutsal kitaplarda ortak nokta Allah'ın zatına ve irşada davettir. İrşada nasıl ulaşılır? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Gerçekten de ifade edildiği gibi Kur'an-ı Kerim'deki iki davetten birincisi Allah'ın zatına davet, diğeri de irşada davet. Allah'ın zatına davet, Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allahu yed'u ila daris selam ve yehti men yeşâ ila sirat-ı müstakim. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor ve dilediğini de sirat-ı müstakim ulaştırıyor. Allah'ın zatına davet, bu zata ulaşan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Allah Teala yaratı mahlukatın içerisinde en şerefli varlık olan insana zatından ruhu üfürmüştür. İnsanın dışında Allah'ın ruhunu taşıyan başka bir mahluk yok. Allah Teala bu ruhu bize üfürürken Kalu Bela gününde ezelde bizden aldığı misak gereğince dünya hayatını yaşarken tekrar emanetini geri istiyor ve Allah'ın zatına dönmesini emrediyor. Hemen Allah'ın zatına davetin Kur'an ayetleriyle üzerimize farz kıldığı tam 12 tane farz emir var. Evet, ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşmasının üzerimize farz kıldığı tam 12 tane farz emir. Nisa 58, Allah emanetleri sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder. Emanet ruhtur. Ama ruh teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur ve emanetler sırasıyla Allah'a teslim edilince kişi gerçekten irşada ulaşıyor. Bunun gibi slaytta da görüldüğü gibi Kur'an ayetleri tam 12 tane farz emirle Allah Teala Allah'ın zatına daveti bize farz kılmış. Bir de irşada davet var. Allah Teala bunu Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. İza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ucibu davati da'i za dani falyastecibu li vel yu'minu bi la'allem yershudun. Burada da irşada davet söz konusu. Kullarım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım. Bana dua edenin davetine icabet ederim. O halde onlar da benim davetime icabet etsinler. Bana amini olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar. Davetin en alt noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. En üst noktası irşada ulaşmak. Gerçekten sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Baktığımız zaman evet, net olarak Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَ اَبُوا تَعْهُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَهْمُلُوا شَافَ بَشْرِ اِبَادِ. İşte bu tağuta kul olmaktan içtinab eden, kaçan ve Allah'a kul olmayı dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala onlar için müjdeleri vardır, kulları müjdele. Bu davetin en alt noktası, yani Allah'ın zatına davet. Bir de davetin en üst noktası irşada davetle noktalanıyor ki gerçekten de sahabe irşada ulaştı mı? Evet. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَعَلَمُوا أَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ. Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde. وَلَوْ يُوتُكُمْ كَسِرًا مِنَ الْاَمْرِ. Eğer emirlerde siz de uysaydı لَعَنِتُمْ, belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمَانَ وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ. Lakin Allah size imanı sevdirdi ve kalplerinizi onunla tezyin etti. وَكَرِيَكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْاِسْيَانَ.
Ulaike min raşidun. Öyleyse 14 asıl evvel bu ayetlerle net olarak sahabenin hepsinin Allah'ın zatına daveti, yani Darüsselam'a daveti yerine getirdiğini, akabinde onunla kalmayıp irşadı da gerçekleştirdiğini, hepsinin irşada ulaştığını bu ayetler bize ulaştırıyor. Ne olur kişi irşada ulaşırsa? Sonsuz iki cihan saadetine ulaşır. Zaten Allah'ın insanlar için vaaz ettiği iki temel hedef var. Birisi bu dünya saadeti, diğeri de sonsuz ahiret saadeti. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. İrşadı gerçekleştirecek olan kişi kimdir? İrşadı gerçekleştirecek olan kişi mürşittir. Bakın Allah Teala ne buyuruyor? Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? وَعْلَمُ أَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ. Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde. Öyleyse bu ayette sahabeyi irşada ulaştıran kim? Allah'ın Resulü. Yani mürşitlerin hası Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Sadece Allah'ın veli Resulleri mi, Allah'ın Resulleri mi mürşit? Hayır. Allah-u Teala Kehf Suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَمَنْ يُتْلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِيدَ لَهُ وَلِيَنْ مُرْشِدًا. Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir veli mürşit bulamazsın. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı irşadın değişik kademelerinde birbirinden farklı geniş yelpaze içerisinde tam 7 kademede mürşit var. Onu hemen gösterebilirsek ekrana. Devrin imamı her devirde en üst seviyede mürşittir. 14 asıl evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz mürşitlerin hasıydı, mürşitti. Ve Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesinde asaleten devrin imamıydı. Ama günümüzde artık nebilik son bulduğuna göre bir daha nebi gelmeyecek. Son nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Öyleyse bu imamlık müessesi ortadan kalktı mı? Hayır. Ne oldu? Kavim Resulleri arasında Allah'ın seçtiği birisi her devirde var. Ve devrin imamı olarak Allah onu tayin ediyor. Secde 24 bunu açıklıyor. Sadece hidayete erdiren devrin imamı mı mürşit? Hayır. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini açıklayan, insanları irşada ulaştıran veli resuller var. Nas suresinin 36. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Veli mürşitler var. Tövbe 71 bunu söylüyor. Muhlisler var. Hicr 40 bunu söylüyor. Ulul Elbab var. Ali İmran 7 bunu söylüyor. Ali İmran 20 muhsinlerden bahsediyor. Ve Cuma 10 kesinlikle zahitlerden bahsediyor. Öyleyse geniş elpaze içerisinde kim en alt seviyede ruhunu Allah'a teslim etmişse ve zikrini günün yarısından daha fazla arttırabilmişse o kesinlikle zahittir ve Allah'a davet etmeye yetkili olan Allah'ın sevgilisidir. O zaman her devirde mürşit var. İrşada ulaştıran mürşittir. Tabi burada en üst seviyedeki mürşit vekaleten devrin imamıdır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. İrşad heyetleri insanları irşada ulaştırır mı? Kesinlikle değil. İrşad heyetlerinin öğretisinde bu bahsettiğimiz 7 safanın 7'si de yok. Havanda su dövüyorlar. Nedir bu 7 safa? Beraberce bakalım. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberi. 7 safa hidayeti görüyoruz. Bu 7 safa hidayetin 7'si de İrşad heyetlerinin öğretisinde yok. Enam 87-88 İrşad heyetleri Allah'a ulaşmayı dilemekten bir haber. İrşad heyetleri Allah-u Teala'nın kendileri için tayin-i mürşide tabi olmaktan bir haber. İrşad heyetlerinde ruhun Allah'a teslimi yok. İrşad heyetlerinde fizik vücudun Allah'a teslimi yok. İrşad heyetlerinde daimi zikir yok. İrşad heyetlerinde nefsin Allah'a teslimi yok. İrşad heyetlerinde iradenin teslimi yok. O zaman kendisi muhtaç himmet bir dede nerede kaldı gayriye himmet ede? İşte insanlar havanda su dövüyorlar, irşad heyetleri tayin ediyorlar. Ama hiç düşünmüyorlar ya biz bu kadar gayret içindeyiz. İrşad heyetini yıllardan beri kuruyoruz, oraya buraya anlatıyoruz. İşte şu anda şu Türkiye'nin haline bir bakın bakalım, şu İslam coğrafyasının haline bir bakın bakalım. Neredeyse her ülkede diyaneti ve dini öğreten yüz binlerce insan var. Ama mevcut halimiz ne? Yerde sürünüyoruz.
zillet içinde İslam alemi. 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bize bunun sebebini anlatmış. Bir zamanlar gelecek, bütün milletler İslam'ın başına üşüşecek. İşte o dönemi yaşıyoruz. Şu anda İslamofobi adı altında bütün milletlerin İslam'ı terörizmle eşdeğer kıldığı bir noktadayız. Tabii şu anda Müslümanlar, bunlar hepsi dışımızdakiler, bize düşman. Ama Allah Resulüne sual sorulduğu zaman hiç de öyle sizin gibi cevap vermiyor. Ey Allah'ın Resulü, o gün Müslümanların sayısının azlığı sebebiyle mi bütün milletler İslam'ın başına üşüyecek? Hayır diyor. Müslümanların içinde bulunduğu hazin tabloyu ifade ediyor Allah Resulü. Hübbü dünya ve kerihtükümün mevd. Şimdi bakalım beraberce hübbü dünya ayetlerde nasıl anlatmış? Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ لِكَانَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعُنَ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ Allah Teala noktayı koyuyor. Kim bana ulaşmayı dilemezse o dünya hayatından razıdır. Onunla tatmin olmuştur. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildir. Şimdi günümüz öğretisine, din öğretisine baktığımız zaman hangi seviyede ele alırsak alalım, ister İmam Hatip, ister İlahiyat Fakültesi, ister hangi makamın sahibi olursa olsun, dünya hayatını yaşarken Yunus 7'de zikredildiği gibi Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Hayır. Yoksa o zaman kalplerde ne var? Kalplerde dünya var. Kalplerde dünya olunca o kalp nasıl bir durumdadır? Ayetlerden gafildir. Son şeriat kitabı kendisine indirilen Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in kütüphanesinde sadece Kur'an vardı. Ve Kur'an'la asr-ı saadeti yaşadılar. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde bakın Allah Teala ne buyuruyor. Bu zat-ı muhteremlere ithaf olunur. Sizler öyle müminlersiniz, öyle kişilerkinsiniz ki siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Bakıyoruz acaba bugün İslam aleminde kitabın bütününe iman eden kimse var mı? Şu anda programlar yapılıyor. Sualler soruluyor, cevaplar veriliyor. Ve onun bunun yazdığı el yazması kitaplar referans veriliyor. Hiçbir sualin cevabı Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı verilmiyor. Asr-ı saadeti yaşayan sahabe onun bunun kitabına değil, Allah'ın kitabına bağlandı. Kitabın bütünü, Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Öyleyse irşat ayetleriyle bir yere varılmaz. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek ve Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. İşte hübbü dünya o Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, kerih tükümül mevt, o irşada, mürşide tabi olmayıp dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a teslim etmeyenleri ifade ediyor. Dinin ilk iki safhası yoksa ondan sonra İslam'ın yaşanması mümkün değil. Biz hep anlatacağız. Bu ilmi hamd eder şükrederiz. Vekaleten devrin imamından Mehdi Aleyhisselam'dan aldık. Anlatmaya devam edeceğiz. Göreceksiniz ki günün birinde bir kere daha altın çağ İslam yaşanacak. İçinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı. Hidayetin sahabe gibi 7 safhasını da yaşayacağı bir mutlu döneme mutlaka geleceğiz. O zaman insanlar göreceklerdir ki irşat heyetleriyle değil, aksine tam tersi kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olarak 7 safhayı yaşayan sahabe gibi Kur'an'ı öğrenen ve öğretenler ancak saadeti yaşayacaklar. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Kur'an-ı Kerim'de mürşidin tarifi veriliyor mu? Elbette. Allah Teala'nın bize farz kıldığı, irşada ulaşmak üzere bize farz kıldığı tam 7 safa hedef emir var. Hemen gösterelim. Allah'a ulaşmayı dilemek, 7 safa İslam, mürşide tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, daimi zikre ulaşmak,
nefsi Allah'a teslim etmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sahabenin hepsi bunları gerçekleştirdi mi? Evet. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Maide 35. Hepsi ayan beyan gördükleri Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat ettiler. Rad 21. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Nisa 125. Ali İmran 20. Hepsi fizik vücut teslimini gerçekleştirdi. Zümer 18. Sizler وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَيَتَبِنَ الْاَحْسَنَ اُولَٰئِكَ اَدَامُ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ مُلُوا الْاَلْبَابِ Hepsi ulu elbab daimi zikre ulaştılar. Hücurat 7. Hepsi irşada ulaştı. Ve Ali İmran 7. Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesi. Marufla emreden, münkerden nehyeden felaha ulaşma noktasına hepsi ulaştı. Mürşidin vasıfları, durumu veriliyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Evet. Kimdir mürşid? Mürşid bu Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ışığında 7 safayı yaşayan kişidir. Kimdir mürşid? 28 basamak İslam merdiveni içerisinde Allah'ın kendisine farz kıldığı 7 safa vasıta emri bir hakkın yerine getiren kişidir. Kimdir mürşid? Mürşid 4 teslimi gerçekleştiren bir insandır. İşte eskilerin ifade ettiği 4 dörtlük adam. 4 dörtlük adam kimdir? 7 safa 4 teslimi yaşayan birisidir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Mürşid Allah'ın dünya üzerindeki en büyük dostudur. Her devirde mürşidler olmuş mudur? Evet. Her devirde mürşidin olmadığı bir dönem yok. Özellikle mürşidler Allah-u Teala'nın vehbi olarak irşat ve vazifeli kıldığı kavim resulleriyle başlıyor. Her nebi kendi kavminin resulüdür. Her nebi aynısını asaleten devrin imamıdır. Ama nebilerin olmadığı dönemde o kavim resullerinden bir tanesini Allah-u Teala imam tayin ediyor. Öyleyse hiçbir dönem yoktur ki imam olmasın. Hiçbir gün yoktur ki imam olmasın. Allah-u Teala dikkatle bakın İsra suresinin 71. ayet-i kerimesinde diyor kıyamet gününde herkesi imamlarıyla çağıracağız. O zaman imamın olmadığı bir dönem olsaydı o oradaki o dönemdeki insanlar kiminle çağrılacaktı? Allah Teala diyor ki ben herkesi imamlarıyla çağıracağım. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarla çağıracağız. Demek ki her devirde devrin imamı var. Ya bir nebidir veya bir veli resuldür. Devrin imamı kesinlikle her devirde var. Allah Teala İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولًا Resul göndermesem azap etmem. Şu dünya üzerinde yaşayan herkes mutlaka ya cehenneme ya cennete gidecek. Cehenneme giden insanların her devirdeki kavim resullerine olan davranış biçimini Allah-u Teala zikrediyor Zümer 71'de. Cennete giden insanların da kavim resullerine bakış açıları ifade ediliyor. Öyleyse cennete gidenler Resulü tasdik ettikleri için cennetlik olmuşlardır. Cehenneme gidenler de Resulün sözlerini dikkate almadıkları için cehennemi hak etmişler. İşte beraberce bakalım. Zümer 71. وَوَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوَا فُتْوَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَتِكُمْ رَسُولًا مُنْكُمْ Cehennemin kapılarından cehennemlikler girdiğinde cehennem bekçileri yaşadığınız zaman dilimi içerisinde Allah'ın ayetleri size tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul geldi mi gelmedi mi? Hepsi kalü bela geldiler. Lakin hakat kelimatil azabi alel kafirin, kafirlerin üzerine azap sözü hak oldu. Demek ki Resul gelmiş, ayetlerle tilavet etmiş, uyarmış ama onlar Resul'ü dikkate almamışlar, yalanlamışlar ve o zaman da cehennemi hak etmişler. İsra suresinin 8, 9, 10. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Şunu ifade ediyor Rabbimiz. Selam hazenetuha. Cehennem bekçileri sual soruyor. Elem yetikum nezir. Size nezir uyarıcı gelmedi mi? Kalu bela kad cane nezir. Nezir geldi. Kezebna. Biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Ve onları delalette olmakla suçladık. Kalu lev kunna nesma'u av naqilu.
Eğer işitseydik ve akleseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse bütün cehennemliklere Resul Nezir gitmiş mi? Gitmiş. Ama onlar Resulü Nezir'i yalanlamışlar. Allah bir şey indirmemiş demişler. Ve onları delalete olmakla suçladıkları için de cehennemi hak etmişler ve cehennemde sonsuz bir azap içinde kalacaklardır. Gelelim cennetliklere. Allah Teala Araf suresinin 43. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِيَهْتَدِيَ لَوْلَا هَدَانَا اللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولِ رَبِّنَا بِالْحَقِّ. İşte cennetliklerde kesinlikle Resuller gelmişler ve o cennetlikler Resulü tasdik etmişler. Allah'ın Resulleri hak ile, Allah'ın hükümleriyle geldi. نُودُ اَنْ تُلْكُمُ الْجَنَّةِ وَرِسُمَا بِمَا كَانُوا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Yaptıklarınız dolayısıyla Allah'ın cennetine girin. İşte bu size Allah'ın bir ikramı. Öyleyse cennetlikler Allah'ın kendilerine gönderilen Resulleri, mürşitleri tasdik ettiklerinden dolayı oraya ulaşmışlar. Cehennemlikler de yalanladıkları için cehennemlik olmuşlar. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Herkes için mutlaka bir mürşit var mıdır? Evet, şu dünya üzerinde hiçbir insan yoktur ki akil ve bali olduğu noktadan itibaren eğer kalben ulaşmayı dilemişse hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorsa mutlaka Allah-u Teala gösterecektir. Kim için mürşit yoktur? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Bakın hemen biz her söylediklerimizi Kur'an ayetleriyle ispat ediyoruz. 7 grup ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Evet, Yunus 7. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Hemen ulaşmayı dilemeyen Araf 186. Delalette bırakıyor Allah-u Teala onları dilemeyenleri. Onlar için bir hidayetçi mürşit yok. Yunus 11. Ulaşmayı dilemeyenleri şaşkınlığı içinde bırakıyor. Rad 33. Kimi delalette bırakırsa, şaşkınlığı içinde bırakırsa onun için bir hidayetçi yok, mürşit yok. Yunus 15. Kur'an'dan gayri bir kitap getirin derler. Kehf 17. Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir veli mürşit yok. Yunus 45. Ulaşmayı dilemeyi yalanlayanlar. Zümer 23. Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yok. Furkan 21. Kibirlenenler. Zümer 36. Allah kimi delalete bırakırsa onun için bir hidayetçi yok. Rum 8. Rablerine mülaki olmayı inkar edenler. Mümin 33. Allah kimi delalete bırakırsa onun için bir hidayetçi yok. Secde 10. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için bir hidayetçi yok. Öyleyse bu ayetlerin hepsi kesinlikle kimler için mürşit yok? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmak istemeyenler için mürşid yok. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, hacet namazıyla mürşidini Allah'tan soran herkes için kesinlikle mürşid var. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Tabiyet sırasında cereyan geçmesi önemli bir konu mudur? Elbette tabiyet sırasında cereyanın geçmesi önemli bir konudur. Her zaman diyoruz, hidayete vesile olanlar var. Hidayete erdiren var. Hidayete erdiren her devirde bir tek kişidir. O devrin imamıdır. Geri kalanların hepsi hidayete vesiledirler. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde bu hidayete vesile olanlarda asıl önemli konu Allah'ın cereyanının onlarda olmasıdır. Çünkü Allah'ın cereyanı o kişide varsa biat alırken el üstünde el olduğu zaman Allah'ın cereyanı o biat edilen kişinin elinden tövbe eden kişine geçer. Ve böylece Allah'ın cereyanıyla bütün güzellikler tahakkuk eder. Dolayısıyla Allah'ın cereyanı çok önemli. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki bahsi geçen bu cereyan cezbe olarak zikrediliyor. Allah'ın dizaynı içerisinde. Dolayısıyla çok önemli. Genellikle muhterem Efendimizin vekilleri Allah'ın cereyanı taşıyan o özelliğin sahibi olan insanlar ki muhterem Efendimiz Allah'tan aldığı emirle onlara vazifeli kılmıştır. Bu özellikteki kardeşlerimiz toplumun her kesiminde var. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bütün sahabenin irşada ulaştığı Kur'an'da beyan ediliyor. Sahabeye imanın sevdirilmesi ve kalplerin müzeyyen olması bir anda mı gerçekleşmiştir? Hayır tabii. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de Kur'an-ı Kerim 23 sene boyunca indirildi. Ve 23 sene boyunca Kur'an-ı Kerim indirilmesiyle belli bir süre içerisinde bir dilekle sahabenin hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bahsettiği
fizik vücut teslimi, nefsin teslimi dik yokuştur. Bu epey bir zamanı almıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu 23 senelik zaman dilimi içerisindeki müşriklerin hasta olan Nebile Sultan'ı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Ama bütün bu zor şartlara rağmen hepsi hedeflerine ulaştı. 7 grup insan, daha doğrusu 7 safanın 7'sini de sahabe gerçekleştirdi. Zümer 17'ye göre sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Mümtehine 12'ye göre sahabenin hepsi Nebile Sultan'ı Peygamber Efendimiz'e biat ettiler. Enam 71'e göre hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Alimran 20'ye göre hepsi fizik vücut teslimini gerçekleştirdi. Zümer 18'e göre hepsi daimi zikre ulaştı. Bakara 139'a göre hepsi ihlasa ulaştı. Tövbe 100'e göre hepsi iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Marufla emreden, münkerden nehyeden bir noktaya ulaştılar. Birdenbire mi oldu? Hayır. Geniş bir zaman dilimi içerisinde, 23 senelik bir zaman dilimi içerisinde bütün bunlar tahakkuk etti. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Kişi kendi talep etmediği noktada da hidayete erebilir mi? Hayır, kesinlikle. Kişinin talebi asıldır. Allah-u Teala kalbe bakıyor. Allah'a ulaşma dileğini o kalpte görmediği süre içerisinde peygamberin en yakını dahi olsa. Mesela Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in babasının kalbine baktı. Allah'a ulaşma dileğini görmedi. Ama Allah onu hidayete erdirmedi. Kimin de hidayete erdirmedi? Hazreti İbrahim'in babasını. Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun kalbinde Allah'a ulaşma dileği yoktu. Allah-u Teala onun da oğlunu hidayete erdirmedi. Kimin oğluydu? Nuh Aleyhisselam'ın oğluydu. Lut Aleyhisselam'ın karısı. Allah'a ulaşmayı dilemedi. Allah onu da hidayete erdirmedi. Nebile Sultan'ı Peygamber Efendimiz amcasını Allah'a ulaşmayı dilemediği için hidayete erdirmedi. Öyleyse öncelikli olarak kişinin hidayete erebilmesi o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesine, hidayeti dilemesine bağlı. Onlar hidayeti dilemedikçe kesinlikle Allah'ın o kişinin iradesine karışmadığını net olarak bize Allah-u Teala beyan ediyor. Özellikle Tahrim Suresinin 10 ve 11. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir misal veriyor Allah-u Teala. Kafirlere Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımlarını örnek verdi. İkisi de onların eşleri. Yani Lut'un eşi, Lut Aleyhisselam'ın eşi var. Nuh Aleyhisselam'ın eşi var. Ama ikisi de salih kullarımızdan iki kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu tabii ihanet şöyle anlaşılsın. Buradaki ihanet yanlış anlaşılmasın diye hemen Enfal Suresinin 27. ayet-i kerimesini göstermek istiyorum. İhanetten ne Allah'ın kastettiğini ifade babında. Ya eyyühellezine amenu la tahinallahu ve resulü ve la tahinu amanatikum entum ta'lemun. Yani Allah emrediyor. Ey iman edenler, Allah'a ve onun Resulüne ihanet etmeyin. İhanet ederseniz emanetlerinize ihanet etmiş olursunuz. O zaman buradan ihanetten ne anlayacağız? İki peygamberin nikahı tahtında olmasına rağmen o eşleri emanetlerini Allah'a teslim etmediler, ihanet ettiler. Yani ihanet, emanetini sahibi olan Allah'a teslim etmediği için anlaşılması gereken bir konu. Bu yüzden ikisine de Allah-u Teala her şeyi azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı. Yani peygamberlerdi ama onların eşleri Allah'ın onlara verdiği azaba engel olamadı, kurtaramadılar. Onlara ikiniz de ateşe girenlerle beraber ateşe girin denildi. Öyleyse ikisinin de eşi ama onlar gereğini yerine getirmedikleri için kesinlikle azabı hak ettiler. Tahrim 11. Allah amenü olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Firavun ki asi bir kişi, ben Rabbim diye söyleniyor. Ama onun eşi Asiye annemiz kurtuluşa ulaşanlardan. Rabbim senin katında cennette benim için bir ev inşa et. Ve beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar. Zalimler kavminden beni kurtar. Öyleyse görüyoruz ki talepte bulunmuş. Bu talep onun Allah'a ulaşma dileğinin bir göstergesi ve Allah-u Teala da onu kurtarmış, kurtuluşa ulaşmış. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Seyirci sorularımız var, inşallah uygun görürsünüz. İnşallah.
İstanbul'dan bir izleyici Bakara 200 ayetinde "Fakat insanlardan kim Rabbimiz bize dünya da ver derse ahirette onun bir nasibi yoktur" diyor. Bu ayet Allah'a ulaşmayı dileyenleri de kapsıyor mu? Hayır. Allah Teala şunu söylüyor. Femen ve minen nasi men yekulu rabbena atina fid dunya ve ma lehum fil ahireti min halakin. Yani kim dünyayı talep ederse onun ahirette bir nasibi yok. Ama ayetin devamında Allah'a ulaşmayı dileğiyle kapsayan kesim var. 201. Bakara 201'de ise ve minen nasi men yekulu rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenleri kapsayan kesim bu. Onlardan, insanlardan kim? Rabbimiz bize dünyada hasene, güzellik, iyilikler ver. Ahirette de hasene ver. Biz ateşin azabından koru derse o zaman her ikisini de veririz. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz. Fizik vücut teslimi için her gün günün yarısını aşıyorum. 16, 17, 18 saat zikir teslim için yeterli midir? Sevgili kardeşlerim, belirleyici olan elbette zikirdir. Ama zikrin yanında davranış biçimleri var. Bizimle diğer insanlar arasında zikrin neresindeyiz, bize bunları söyleyecek olan nedir? Davranış biçimleri. Hani hep size bir misal veririm, bir kere daha söyleyeyim. Bir Arap bedevi gelmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, "Ya Resulallah, ben iyi bir kul olmak istiyorum." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de "Muhsin kul ol" demiş. Bir sene sonra gelmiş, "Ey Allah'ın Resulü, ben muhsin kul oldum mu?" demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki komşularına, "Söyle. Senin etraftaki insanlara davranış biçimin senin gerçekten muhsin kul olup olmadığını net olarak açıklar." Nereden biliyoruz? Yani İmran Suresi'nin 134. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki fizik vücut teslimini yapanların davranış biçimi, onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Ben 18 saat zikre ulaştım ama infak sıfır. Olmadı. Öbür tarafta فَقَازِ مِنَ الْغَيْزَ وَعَفَعَنَ النَّاسِ, onlar öfkelerini yutarlar. Kişi ben 18 saat zikirdeyim ama ona buna kızıyor. Olur mu? Olmaz tabii, birbirine uymuyor. وَعَفَعَنَ النَّاسِ, insanlar kendilerine bir takım yanlış davranışta bulunurlar. Eğer intikam almaya kalkarsa böyle bir insan fizik vücut teslimini yapmış olabilir mi? Mümkün değil. Öyleyse zikirle birlikte o kişinin davranış biçimi de o kişinin gerçekten fizik vücut teslimini yapıp yapmadığının işaretlerini veriyor. Yani bizimle Allah arasındaki ilişki, bizimle insanlar arasındaki ilişkinin aynasıdır. Eğer sen, mesela bir Allah dostuna sormuşlar, "Benim Allah katında yerim neresi?" diye sual sormuş. O da demiş ki, "Bak bakalım, gün içinde neyle meşgulsün?" Öyleyse insanların "Benim Allah'ın indindeki yerim ne? 24 saatlik zaman dilimi içerisinde neyle meşguliyetin varsa o zaten belirleyicidir. Sen ona buna çatıyorsan, ona buna kötü söz söylüyorsan, dedikodu yapıyorsan ve kendini de "ben fizik vücut teslim yaptım" dersen olur mu? İmkanı yok. Dolayısıyla iki esas noktayı kesinlikle unutmayacağız. Bizimle Allah arasındaki ilişkide elbette ölçü zikirdir ama biz eğer bize durumumuz gösterilmediyse bunun aynadaki yansıması ne? Bizim diğer insanlara karşı davranış biçimimizdir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Azerbaycan'dan bir izleyicimiz. "Zikrim çok azaldığı için düzensiz yapıyorum. Zikrimi yeniden aşağıdan başlamak istiyorum. Ne kadar zikirden başlayıp ne kadar artırmalıyım?" Muhterem Efendimizin bu konudaki şeyi çok önemli. Bu şekildeki zikir düşüşüne geçenleri baştan başlayı ne kadar yapalım? Diyelim ki 5000 yapıyorsunuz. 5000 ile başla. Ve yavaş yavaş arttır. Ama hep artışta ol. Muhterem Efendimiz böyle buyuruyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. İkinci sorusu inşallah. Sohbetinde buyuruyor ki, Efendimiz sohbetinde buyuruyor ki, "Allah her an size bir şeyler söyler. Siz kabiliyetinize göre bir kısmını duyarsınız veya duymazsınız. Bu konunun hikmetini anlatır mısınız?" Tabii sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında nefsin manevi kalbinde 19 karanlık menfez vardır. Ve 19 karanlık menfezler şeytan ve avanesi devamlı üfürür. Dolayısıyla kendinizi başlangıç noktasında pazarda
her kafadan bir ses çıkan bir arenada zannedersiniz. Ama eğer ondan kaçarsanız, pazar yeri diyelim ki şeytanın bulunduğu bir yer olsun. Oradan kaçmaya devam edersiniz. Kaçın, kaçın, kaçın. Öyle bir kaçarsınız ki, kaçtığınız zaman kime kaçarsınız? Allah'a. Ve Allah'a yaklaştıkça her gün biraz daha yalnızlığınız artar. Ama Allah'a yakınlığınız da artar. Allah'a yakın olduğunuz an, o zaman sadece hangi sesi duyarsınız? Yani ki bütün diğer o şeytanın kullanabileceği ne kadar insan varsa hepsinden uzaklaşmışsınız. Ne diyelim? Çok uzaklaşmışsınız. Allah'a da yakınsınız. O zaman ses gelirse o ses kimin sesi olacaktır? Elbette Allah'ın sesi ve onu idrak etmeye başlarsınız. Allah'ın izniyle. Dolayısıyla bütün mesele şeytandan ve onun avanesinden kaçmak, kime sığınmak? Allah'a sığınmak. Bu tip Allah'ın mukarrepleri, Allah'ın yakınları olan insanlar var. Onlar Allah'ın kendilerine söylediklerini kesinlikle idrak ederler. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz, 6 yaşındaki oğlum sık sık hastalanıyor. Şimdi yine hasta antibiyotik içiyor. Küçükken zencefil suyu yeterliydi ama şimdi ana sınıfına da gittiği için ateşleniyor. Ben oğlumun sağlıklı bir kış geçirmesi için zencefil suyuyla beraber başka neler yapabilirim? Yani muhterem efendimiz kesinlikle bu konuda zencefil suyunun hedefe ulaştırıcı olduğunu buyuruyor. Yine muhterem efendimizin hastalıklı çocuklarda sual sorulduğu zaman o suallere verdiği cevapları kardeşimiz MPL'den öğrensin. Onları da tatbik edebilir. Yani eğer ulaşırsanız böyle senin durumunda çocukları hasta olan insanlar kardeşlerim sual sormuşlardır. Aldıkları cevaplar var. Sen zencefil suyunu tatbik ediyorsun. Belki başka bir noktada Efendimiz başka bir ilaç da vermiş. Efendimizin verdiği ilacı tatbik ederseniz hedefe ulaşırsınız inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz, ameni olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduklarını hangi ayetlerden anlayabiliriz inşallah? Ameni olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu kesinlikle Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinden anlayabiliriz. Nuh aleyhisselam, ben tebliğime karşı sizden mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Yani yaptıkları hizmetten dolayı insanlardan bir beklenti içinde değil, ücret istemiyor. وَمَا اَنَا بِتَرْدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ama ben bu ameni olanları yanından kovmam. اَنَّهَمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ. Öyleyse ameni olanlar kimler olmuş oluyor? Bu ayetin tarifinde ameni olanların Allah'a mülaki olacakları kişiler olduğunu net olarak bize ifade ediyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Diğer bir izleyicimiz. Kehf suresi 23 ve 24. ayet-i kerimelerini açıklayabilir misiniz inşallah? Kehf suresinin 23 ve 24. ayet-i kerimesine bakalım inşallah. Ey kavmim, buna tebliğ ettim. Evet, 23 ve 24. La tekullenenni li şeyin inni failin zalike gada. Bir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. İlla en yaşa Allah. Allah'ın dilemesiyle yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret. De ki Rabbim beni Allah'a bundan daha yakın, daha üstün bir irşat seviyesine ulaştırmasını umarım. Sevgili kardeşlerim, bizim fiillerimiz sadece bizim muhtevamızda olan şeylerle olmuyor. Her zaman muhterem efendimizin iştiyak, gayret, himmet, nüsret, liyakat ve mükafat diye 6 şeyi söylüyor. Bir nevi altıgenin 6 köşesi gibi. Evet, iştiyak bizim kalbi talebimiz. O kalbi talebimize paralel bir de hedefe ulaşmak için gayret göstermemiz lazım. Ama bizim bu iştiyak ve gayretimize bir bina olan, yani ona eklenen nedir? Mürşidin himmeti, duası. Mürşidin duasına ilave olan nedir? Allah'ın nusratı. Allah'ın nusratıyla o liyakata ulaşıyoruz. O liyakatın gereği olan mükafatı Allah bize veriyor. Öyleyse sadece ben yapacağım
benim müktesebatımla ben bunu yapacağım demek Allah-u Teala doğru bulmuyor. Yarın yapacağım deme ancak Allah'ın dilemesiyle de. Ve unuttuğun zaman da Allah'ı zikretmeye başla diyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. İstanbul'dan Elif Başak Ersoy, Yunus Emre Hazretleri'nin aşk varlıktan yokluğa yol almaktır sözünü açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve Allah yaratmayı diledi. Allah hiçbir şey yokken neredeydi? Yokluktaydı. Ve yoklukta olan Allah-u Teala 6 tane alem yarattı. Hemen ekrana taşıyalım. Zahiri alem, karşı zahiri alem. Gayb alemi, karşı gayb alemi. Emre alemi, karşı emre alemi. 6 tane alem yarattı. 6 alemin 6'sı varlıklar alemidir. Evet. Gayb alemi, emre alemi, karşı emre alemi. Evet, burada 3 asıl ve 3 de karşı olmak üzere 6 alem. 6 alemin 6'sı da varlıklar alemidir. Hemen bunu bir insan vücudu şeklinde gösterelim. Eğer gerçekten yokluktan Allah-u Teala bize varlıklar alemini gösterirse, göreceğiz ki varlıklar alemi cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmış. Tam insanın suretinde, insanın resminde. Evet işte bakın görüyorsunuz. Şimdi bu insan şeklinde yaratılan kainatın varlıklar alemin biz neresindeyiz? Dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni bu makro alemde, vücut ülkesinde nereye tekabül ediyor? Tam kalbine. Öyleyse biz kainatın kalbi olan dünya gezegeninde yaşıyoruz. Şimdi Yunus Emre'nin sözüne tekrar bakalım. Varlıklar varlıktan yokluğa geçiştir aşk diyor değil mi? İnşallah. Bir daha şey bakalım. Varlıklar aleminden seyri sülükle başlıyoruz. Söyle tekrar Yunus Emre'nin sözünü. Tekrar. Aşk varlıktan yokluğa yol almaktır. Bakın. Aşk varlıktan yokluğa yol almak. Yokluk arş. Varlık dünya gezegeninde yaşıyoruz. Ve aşk varlıktan yokluğa, Allah'a ulaşmaya yol almak. Seyri sülük yapmak demektir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Şale Hanım'ın sorusu. Haç 38 ve Haç 40 ayetlerini açıklar mısınız? Haç 38 ve Haç suresinin 40. ayet-i kerimesine bakalım inşallah. Allah-u Teala اَنَّ اللّٰهَ يُدَعِفُ عَنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنَّ اللّٰهَ لَا يُحُبُّ كُلُّ هَوَانٍ كَفُورٍ Muhakkak ki Allah amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden belaları def eder, uzaklaştırır. Muhakkak ki Allah hain ve kafirden hiçbirisini sevmez. Hain, az evvel söyledim, emanetine ihanet eden kişi. Yani ruhunu teslim etmeyen, fizik vücut teslimini yapmayan, nefs teslimini yapmayan. Mesela hainlerden eğer bir örnek vermek gerekirse münafıklar. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki münafıklar emanete ihanet eder. Münafıklar ahde vefa etmez. Münafıklar yalan söyler. Şöyleyse münafıklar bu hainleri temsil ediyor. Kafirler ne? Kafirler de münafığın bir üstü. Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan birisi. Allah Teala bunu ifade ediyor. Amin olanlardan, Allah'a belaları def eder. Gerçekten de öyle. Neden def eder? Çünkü yapılan zikirle o kişi yapmış olduğu bu yanlışların çok tavsiyesinde Allah'a mükafat olarak verir. Şimdi Haç 40'a bakalım. اَلَّذ۪ينَ اُخْرُجُ مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّنْ اِلَا اَنْ يَقُولُ رَبُّنَ اللّٰهِ Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Yani hicret edenler böyle. Ne dediler? Rabbimiz Allah'tır dediler. Fakat o günün, oradaki yörenin, o beldedeki kübera ve saadetler bunu istemediler. Rabbimiz Allah'tır diyenleri kesinlikle istemediler. Ve zorbalık da onları hicrete zorladılar. Mesela Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'i örnek alalım. Mekke'deydi. Etrafındaki sahabeye tebliğ yapıyordu. O günün kübera ve saadetleri, müşrik ve zalimler sahabeye çok eziyet ettiler. Ve Peygamber Efendimiz'i öldürmek kastıyla birçok tuzaklar kurdular. Her seferinde Allah Resulü Allah-u Teala'ya sordu ve hicret emri çıktı. Hicret emri neyin bir neticesidir? Kübera ve saadetlerin oradaki İslam'ı yaşamak isteyenlere yaptıkları zulmün bir neticesidir. İşte haksız yere yurtlarından çıkarmışlar.
Mesela Mekke'den Medine'ye hicret edenler haksız yere Mekke'den çıkarılmışlar, Medine'ye göç ettirilmişler. Eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, rahiplerin mabetleri, Hristiyanların kiliseleri, Yahudilerin havraları ve içinde Allah'ın isminin çok zikredildiği Müslümanların mescitleri mutlaka harap olup yıkılırdı. Öyleyse demek ki Allah insanların zulmünü başka insanlarla gideriyor. Ve eğer öyle olmasa, yani zulmedenlerin intikamını başka bir insan grubuyla almasa, Allah Teala diyor ki rahiplerin mabetleri, Hristiyanların kiliseleri. Yani mabetler ve kiliseler, Yahudilerin havraları ve Allah'ın isminin çok zikredildiği Müslümanların mescitleri mutlaka harap olup yıkılırdı. Ona, Allah'a yardım edene Allah mutlaka yardım eder. İşte bu mescitlerin Allah'ın zikredilmesinin önüne geçenler kimlerdir? Allah'ın yardımcılarıdır. Allah'a yardım edene Allah mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah elbette kavidir, galiptir. Gerçekten öyle mi? Evet. Mesela Hazreti İsa Aleyhisselam ile havariler arasında havariler, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Mesela Hazreti Musa ile Ahbariyun ve Rabbaniyun. Onlar Hazreti Musa'nın yardımcıları. Daha birçok kişi Müslümanlarda da her dönemde. Mesela sahabe, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in yardımcılarıydı. Dolayısıyla o Allah'a yapılan yardımla hem Hristiyanlardan kiliselerime, mabetlerin yıkılmasına engel oldu. Yahudilerin havralarının yıkılmasına engel oldu. Allah'ın isminin zikredildiği mescitlerin harap olmasına engel oldu. Neyle? Allah'ın yardımıyla. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimizin sorusu. Bir komşuma tebliğ yaptım, hacet namazı kılıp mürşidini sordu. Rüyasında kendi mürşidini gördü. Ne yapması lazım? Rüyasında kendi mürşidini gördüyse ona tabi olup devam edecek inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Diğer bir izleyicimizin sorusu. Hocam benim babam sağır ve dilsiz. Okuma yazması da yok. Babama Allah'a ulaşmayı dilemeyi foto ve videolarla biraz anlatmaya çalıştım. Dileği nasıl yapabilir inşallah? Yani siz konuşmanızda nasıl anlaşabiliyorsanız muhakkak ki o komünikasyon sistemini kullanmak suretiyle babanıza bunu da anlatacaksınız. Mesela slide gösterin. Bizim şu anda işte nedir az evvel mesela Yunus Emre'nin aşk varlıktan yokluk alemine yol almaktır diye biz bir kainat slaytı üzerinde gösteriyoruz. Babanıza gösterin, çünkü birçok şeyi biz kelam ile anlatmazken resimde gösterdiğimiz zaman net olarak karşı taraf tarafından anlaşılabilir inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Diğer bir izleyicimizin sorusu. Bakara suresi 269. ayet-i kerimesinde bahsedilen Allah'ın hikmet vermeyi dilediği kimlerdir? Allah'ın hikmet vermeyi dilediği kişiler daimi zikrin sahipleridir. Zaten görülüyor. Yutul hikmete men yeşav. Allah dilediğine hikmet verir. Men yutul hikmete fakat utiye hayren kesir. Ona çok büyük hayır vermiştir. Ama bunu sadece ul elbab tezekkür edebilir. Yani Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve ihsan kanunu. Neye layıksanız mükafatı Allah'tan o şekilde ararsınız. Allah o kişiye hikmet veriyorsa hikmet bir mükafattır. Ama o mükafatı o kişiye veriyorsa o layıktır, o liyakata ulaşmıştır ki Allah Teala onu veriyor. Hikmetin liyakatı neyi gerektiriyor? Daimi zikri. Onlar da zaten daimi zikirdeler. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Serap Hanım'ın sorusu. Mümin suresi 56. ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Mümin suresinin 56. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Ennellezine yucadilune fi ayetillahi bi gayri sultanin. Allah'ın ayetleriyle bir sultan olmadan mücadele edenler. Fi sidurihim ila kübrün mahum bi bala.
onların kalplerinde öyle bir kibir var ki o kibir noktasına asla ulaşamazlar. Festaiz billah, onlardan Allah'a sığın. Demek ki bunlar insan şeytanlar. Çünkü Allah festaiz billah, onlardan Allah'a sığın. İnnehu semiyul alim. Yani belki Mumin 56 ile Lokman 20'yi birlikte ifade edelim. Daha iyi anlaşılabilir. Elem terev ennallaha sahara lekum ma fis semavati ve ma fil ardi. Görmüyor musunuz göklerde ve yerde olanları Allah emrinize müsahhar kıldı. Ve asba aleykum ni'me'ahu zahireten ve batine. Ve zahiri ve batini bütün nimetleri üzerinize tamamladı. Zahiri nimetler işte bu dünya, fizik alem, bir de batini nimetler yerin melekûtü ve göklerin melekûtü ve Allah'ın zatı. İşte bütün bu nimetleri üzerinize tamamladı. Ve minen nasi, bazı insanlar var. Men yucadilü fillahi bi gayri ilmin. Ama bazı insanlar var, ilimsizce Allah'a karşı mücadele ederler. Ve la huden, bir müştide tabi olmadan. Ve la kitabil münir, ve nurlu bir kitaba dayanmadan. Yani ne elinde bir ilim var, ne mürşide tabi, ne nurlu bir kitaba dayanıyor. Sadece gaybe taş atıyor, boş sözler söylüyor ve Allah'ın Resullerine karşı çıkıyor. Allah Teala diyor ki bunlar yetebeune kulli şeytanin merid. İnatçı şeytana tabi olmuşlar. Haç suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah bunu söylüyor. Haç suresinin 3. ayet-i kerimesi Allah Teala bakın ne diyor? Minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin. Yani ilmi yok ama Allah'ın ayetleriyle mücadele ediyor. Yetebeune kulli şeytanin merid. İnatçı şeytana, azgın şeytana tabi oluyor. Öyleyse ilmi olmadan Allah'ın ayetleriyle mücadele edenler, onlar inatçı şeytana tabi oluyorlar. Zaten Mumin 56 kesinlikle verilen özellikler onun bir insan şeytan olduğunu net olarak bize açıklıyor. Ve Allah-u Teala diyor ki o insan şeytandan Allah'a sığın. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Mardin'den Musa Bey. Hocam sizi çok ama çok kalbimizden seviyoruz. Kardeşlerimizle sizi izliyoruz. Zikrimizde ve hizmetimizde başarılı olmak için neler yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, her zaman söylediğim bir üçlü var. Evvela bütün kardeşlerimizin hiçbir zaman unutmayacağı bir şey, muhterem Efendimizin sohbetlerini çok dinlemek. Çünkü ilim ibadetin imamıdır. Yani siz ilmin sahibi değilseniz, Kur'an-ı Kerim kalbinizden nakşedilmezse, o zaman iştiyakınız olmaz, iştiyakınız yoksa gayretiniz olmaz. Ama görüyorum ki siz öyle değilsiniz. Siz Türkiye'nin dört bir köşesine dağılmış vaziyette hiç engel tanımadan, dur durak demeden her şart ve kayıtta Efendimiz'den almış olduğunuz bu güzel ilmi, hidayet çağının ilmini yapmış olduğunuz hizmetlerle insanlara aktarıyorsunuz. İşte şu anda Mardin'desiniz. Mardin'deki insanlar sizden istifade ediyor. Efendimiz'den haberdar oluyor. Dolayısıyla bu açıdan çok çok önemli. Şimdi yapmanız gereken demek ki muhterem Efendimiz'in ilmine sahipsiniz ve bunu insanlara atmak üzere de hizmetin de sahibisiniz. Bu Efendimiz'in ilmini insanlara taşımak size ne kazandırır? Zikrinizin artmasını sağlar. Yani ne kadar köfte o kadar ekmek. Eğer siz insanlara bu mutlulukları verirseniz Allah da sizi mutlu eder. Bir Allah bizi mutlu ettiği zaman neyle mutlu eder? Kalbimize Allah'ın fazlaları biriktiği zaman mutlu eder. Bu da neyin neticesidir? Zikir artışının neticesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah-u Teala'ya çok hamd edip şükredin ki Allah size hizmeti sevdirmiş. Allah kime hizmeti sevdirmişse ona çok büyük hayır verilmiştir. Hizmet deyip geçmeyin. Allah her şeye kadirdir. Hepinizi kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimizin sorusu. Ahzab 56'yı açıklar mısınız? Ahzab suresinin 56. ayet-i kerimesine bakalım. Ennallaha ve melâiketü yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye salat ederler. Ey ameni olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, siz de ona salat edin ve ona teslim olarak salat edin. Evet.
Görüyorsunuz ki açıkça ifade var. Neden öyle? Allah Teala ve melekler, burada hangi melekler devreye giriyor? Arşı tutan melekler. Devrin imamı daima kimle beraberdir? Arşı tutan meleklerle beraberdir. Allah'ın nebisi. Ve arşı tutan melekler ve Allah Teala kesinlikle peygambere, nebiye salat ederler. Bize de Allah Teala emrediyor. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, siz de ona salat edin, ona teslim olun. Yani tabiyetinizi gerçekleştirin. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim bana salat ederse benim şefaatime hak kazanır. Dolayısıyla bu tabiyet noktasındaki bir teslimiyeti ifade ediyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. İstanbul'dan Esra Hanım. Osmanlı Devleti'nde herkesin bir mürşidi vardı. Biz Osmanlı'nın torunlarıyız. Şu anki yaşadığımız ortamda herkes tabiyeti ve mürşidi reddediyor. Şeytan insanlara bu gerçeği nasıl bu kadar unutturabilmiştir? Yani gerçekten İslam alemine baktığımız zaman tedrici basamaklar içinde yavaş yavaş evvela iblis neyi unutturmuş? Kur'an'ı unutturmuştur. Kur'an'ı unutturmak için neye lazım, şeytan ne istiyor? Bir tek dileğin olmasını istemiyor. Öyle mi? Bakın beraberce ayetlere bakalım. Allah Teala iblisi huzurundan koyduktan sonra iblis Allah'tan müsaade istiyor. Araf suresinin 16. ayet-i kerimesinde senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani iblis bütün insanların ne olmasını istiyor? Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyor. Zaten bu dileğin sahibi olmayanlar kesinlikle sırat-ı müstakime ulaşamazlar. İrşad kademesini de kabul etmezler. Halbuki dinin merkezinde ne var? Mürşit var. 14 asır evvel cahiliye dönemi yaşayan bedeviler Resulullah'ın davetine mazhar olmasalardı, tabi olmasalardı, ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini, iradenin Allah'a teslim etmeselerdi, asr-ı saadet yaşarlar mıydı? Yaşamazlardı. Ama Allah Teala bütün bunların hepsini bir bir açıklıyor. Dolayısıyla iblis ne yapmış? Turnayı gözünden vurmuş, 12'den vurmuş. Demiş ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhuna Allah'a ulaşması yok. Ve insanların her devirde 90'dan fazlası kesinlikle buna inanıyor. Evet, %90'dan fazlası buna inanıyor. Şimdi buna inanan bir insan Allah'a ulaşmayı diler mi? Dilemez. Müslümanı kafirden ayıran fark ne? Müslüman dünya ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi. Kafir kim? Dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayan kişi. O zaman görüyorsunuz çok basit bir şey. Bir dilek. Bir dileği insanların gözünden saklamış ve herkes müşriklerin ateşiyle aydınlanmaya çalışıyor. Peygamber Efendimiz'in çok güzel bir hadisi. Müşriklerin ateşiyle aydınlanmayınız. Şu anda Kur'an'a muhalif ne kadar emaniye denilen kaynak kitap varsa hepsi nedir? Müşriklerin ortaya koyduğu emaniye bilgilerdir. Ve Allah Resulü müşriklerin ateşiyle aydınlanmayın diyor. Demek ki onların ürettiği zanlarla hiç kimse İslam'ı yaşayamaz. İslam'ı yaşamak birincil kaynak Kur'an-ı Kerim ve bu kaynağı her devirde bize açıklayacak olan Allah'ın Resulleri, mürşitleri, vekil mürşitleri ve en üst seviyede elbette devrin imamı var. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları ölür. Hadi buyurun şu an. Şu anda zaman imamından mı bahsediyor? O da nereden çıktı diyor. Yani köprünün altından çok sular akmış. Tamamen insanlar Kur'an'ı unutmuş. Kur'an'ı rafa kaldırmış. Zaten Allah Resulü de böyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anılacaklar. Ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Bakın ilk olarak din tatbikatından İblis neyi çıkartıyor? Hidayeti. Yani Allah'a ulaşma dileğini.
hidayeti çıkartıyor. Hidayet çıkınca zaten her şey tamamen unutuluyor. Kimdir ayetlerden gafil olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Hidayet ne? Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek. Görüyorsun, çok basit. Sadece bir dileği insanlara unutturmuş ve iblis demiş ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Dünya hayatına ruhun Allah'a ulaşması yok. Sadece ruh ölümle Allah'a ulaşır. İslam alemi de bu zokayı yutmuş. Ve şu anda hangi Müslüman ülkesine giderseniz gidin, İslam'ın 5 şartı tamam diyor. Herkes köşeyi döner. Ama örnek gösterdikleri sahabe İslam'ın 5 şartına değil kitabın tamamına iman ettiler. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesi. Kitabın tamamı. Kitabın tamamına iman etmek sosyal hayata ne sağlar? Düşmanlarını da sevmeyi sağlar. Siz müminler öylesiniz ki siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabisiniz. Şimdi bugün İslam alemine bakıyorsunuz, İslam 5 şartı diyor. Ama İslam'ın 5 şartını Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle karşılaştırdığın zaman İslam'ın 5 şartını yerine getirenin akıbetinin ne olduğunu Allah Teala Bakara 85'te söylüyor. Bakara 85 ne diyor? Bakın. Etemtu'minuna bi ba'dil kitabi ve tekfuruna bi ba'd. Ayet-i kerime efetu'minuna bi ba'dil kitabi, kitabın bir kısmına iman ediyorduk ve tekfuruna bi ba'd ve diğer kısmını inkar mı ediyorsunuz? فَمَا نَجَاهُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ Kim bunu yaparsa mümkün sizden. اِلَا حُزْيُنْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünyada rezillik azabı var. وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ يُرَدُّنَ اِلَّا اَشَدُ الْعَزَابِ Ve kıyamet gününde azabın en şiddetlisine düçar olurlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an mucize-i baki. Hiçbir sual yoktur ki Kur'an'da olmasın. Ama bugün din öğreticiler çok enteresandır. Kendilerine sual soruluyor. Mutlaka Kur'an ayetleriyle cevap verilmesi gerekirken tam tersi. Onun kitabına bak, bunun kitabına bak. Bak şu adam ne yapmış? Hiç kimsenin aklına gelmez ki ya sen bu suali soruyorsan acaba Rabbimiz ne demiş bu konuda? Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. İzleyicilerimizden gelen soruların dua taleplerimiz var inşallah. Ve yine geldik bir programımızın sonuna ve son sözleri size bırakıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz muhterem. İzleyiciler, sevgili kardeşlerim, bir kere daha her an Kur'an, her an mutlulukla birlikte olduk. Bu beraberliği bize başlayan, lütfeden Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ediyoruz. Bir başka her an Kur'an, her an mutlulukla programında tekrar birlikte olmak dileğiyle, muhterem Efendimizin himmetiyle, Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, sekineti, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı akşamlar değerli izleyenler.